Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle yoğurt mayalayıp mayaladığımız yoğurttan güzel bir tereyağı yapacağız. Öncelikle 5 litrelik sütü tencereme alıyorum. Büyük boy bir tencere olması yeterli. Ve ara sıra karıştırarak ve başından hiç ayrılmayarak sütümün kaynamasını bekliyorum. Kaynarken ara sıra bu şekilde pişer, yani ısınırken karıştırıyorum dibi tutmasın diye. Bu şekilde kepçeyle alıp sütümü tekrar tencereye boşaltıyorum. Bu işlemi niçin yapıyorum? Sütün içinde bulunan fazla suyun buharlaşmasını sağlıyorum bu şekilde. Yoğurdumuzun biraz daha kıvamlı olmasını kıvamlı oluyor bu şekilde. Evet, sütüm kaynadı. Üzerindeki köpükleri hiç dokunmuyorum. Onlar çünkü kaymak olacak daha sonra. Sütümü yaklaşık bir 10 dakika kadar kaynattıktan sonra ılınmaya alıyorum. Bu süt mayalama sıcaklığı arkadaşlar, eğer termometreniz varsa 45 derece civarı. Eğer termometreniz yoksa, ben de şu an termometresiz yapıyorum. Serçe parmağımızı sütün içine hafifçe batırıyoruz. 7 saniye kadar parmağımız yanmadan durabiliyorsa yoğurt mayalama kıvamına gelmiş demektir. Yaz aylarında ben birazcık daha soğuk mayalıyorum sütü. Yani çok ısı, çok biraz daha soğuduktan sonra mayalıyorum. Kışın ise birazcık daha sıcak oluyor. Şu an mesela gayet ılıktı sütüm. Hatta parmağım hiç yanmadı. 7, 8, 9, 10. saniyede bile yanmamıştı. 3 yemek kaşığı yoğurt mayasını içine birazcık süt ekleyerek karıştırdım. Ve hiç bir şekilde kaymağımızı bozmadan tencerenin kenarından mayamızı sütün içine aldık. Kapağını kapatıyorum. Örtüsünü kapatıyorum üstüne. Bunun üzerine bir örtü daha kapattım ben, karanlık olması için. Hem de zaten soğuk mayalamıştım. Soğuk derken yani ılık. Ilıktan, normal sıcaklıktan biraz daha soğuk. Ve bu şekilde tam 6 saat bekledi. Akşam 6'ydı mayaladığımda. Şu an gece 12. Ve sütümü açıyorum. Kapakta biriken buharı yoğurdumuzun içine dökmemeye dikkat ederek kapağını açıyoruz. Çok güzel bir kıvama gelmiş bakın. Ve ben bunu bu şekilde buzdolabına koyuyorum. Kapağını kapatmadan koyuyorum. Gece, bütün gece dolapta bekledim. Yaklaşık bir 8-9 saat kadar olmuştu muhtemelen. Ve dolaptan alıyorum. Vaktiniz varsa bu şekilde bir gün dolapta beklerse daha kıvamlı bir yoğurdunuz olmuş olur. Kapağı açık kalması, içindeki kalmış olan suyun yine aynı şekilde dışarı çıkması için, buharlaşması için. Şimdi öncelikle ben size bir yoğurdumun kıvamını göstereceğim. Çok böyle taş gibi bir yoğurt olmadı. Zaten o şekilde bir yoğurdu sevmiyorum ben. Kıvamlı, içinde faydalı bakterileri öldürmeden güzel bir yoğurt hazırlamış olduk. İçindeki su da faydalı, biliyorsunuz. Tamamen suyundan da arındırmak çok da doğru bulmuyorum ben bunu. Şimdi yoğurdumuzun kaymağından tereyağı yapacağız. Yoğurt kaymağını dikkatli bir şekilde dörde böldüm. Bıçakla bu şekilde rulo yapıp bunların hepsini bir tabağa alacağım. Thank you.
Evet, bakın yaklaşık şöyle bir küçük tabak kadar yoğurt kaymağı çıktı. Şimdi boş bir kavanozun içine bu kaymağı alıyorum. Üzerine kavanozun yarısına gelecek şekilde ılık bir su ilave ediyorum. Ve kavanozu çalkalamaya başlıyorum. Bu işlem bir 10-15 dakika kadar sürebiliyor. Sabırla çalkalamaya devam edin. Ta ki içinde sarı sarı yağları görene dek. Bakın benim yağım oluşmaya başladı, oluştu. Bir 10-15 dakika kadar elimde bu şekilde salladım. Şimdi kavanozumun kapağını açtım. İçinden tereyağlarımı alacağım ve bu kasenin içine koyacağım. En iyisi kavanozun hepsini boşaltmak dedim ve kavanozun hepsini tasın içine boşalttım. Tereyağımı bu şekilde toparlıyorum. Tereyağından arta kalan bu sulu yoğurtlu karışımı isterseniz yoğurt çorbanızda kullanabilirsiniz. Ben de öyle yapacağım. Yoğurt çorbası yapacağım. Tereyağımı başka bir kaba alacağım şimdi. Tereyağım hazır hale şu an gelmedi henüz. Bir aşamadan daha da geçecek. O da şu. Bu şekilde tabağın içine alıp üzerine su ekleyip hafif serin bir su bu. Suyla tamamen yıkıyoruz. İçinde ayran parçaları kalmasın diye. Son aşamayı yapmazsanız eğer tereyağınızda hafif yoğurt ve ayranlısı böyle ekşimsi bir tat kalır. Ve son olarak tereyağımı tamamen yıkadıktan sonra tabağıma alıyorum. Yine içinden de bir miktar su çıkacaktır tereyağının. Hiç sorun değil, onu da dökebilirsiniz. Tereyağımız şu an tüketime hazır hale geldi. Ve inanılmaz bir lezzeti var. Gerçekten çok güzel bir tadı var. Kahvaltıda çocuklarınıza güvenle, gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Eğer küçük bir şehirde yaşıyorsanız gerçekten bunun nimetlerinden faydalanmak çok güzel. Biz bunu küçük bir şehirden getirdik. İstanbul'da maalesef bu şekilde yağlı bir süt bulmak bazen zor olabiliyor. Hatta çoğu zaman zor oluyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı ve bildirim tuşunu açarak yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.